Peygamberimiz aytadılar. İmam Müslim'den bu hadis. Zurul kubura fe innaha tuzakkirukumul ahirete. Kabirlerini ziyaret kılınlar. Bas o ana şu ziyaret. Sizlerge ahiretini esletedi. İnsan kabristonga borganda albatta ölümünü esledi. Çünkü ana şu kabirlerini körgen payette o yokken mayitlerini tanırdı şu ziyaret kılınlarda. Polançıyan barıdı, pökünçüyan barıdı. Dedi de özünün bir gün geçişliğini esledi öyle. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin körsetmesi, büyürüğü fakat büyürüğü bu kalmadı. Adatta insan özü kımasayan adamlar yakışır ki büyürüğü koyuşu var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aitken ümmetlik büyürgen işini av olan var, özü kılardı ki ibret buluşu geçiyor. Zamzam Market'ten navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavki yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon Oyisha onamiz roziyallohu anha bilan birga bo'ladigan kechasi bo'lsa, shu kechani oxirida Baqiy qabristoniga chiqib, mana shu mayyitlarning haqlariga duo qilar edi. Payg'ambarimiz aytadilar. Bu hadis Imom Muslimda. Assalamu alaykum dar qawmin mu'minin wa ataakum ma tu'adun. Assalamu alaykum ey mu'minlar qawmining hovlisi. Sizlarga va'da qilingan narsa keldi. Nima edi va'da qilingan narsa? O'lim. Va bizlar ham inshaalloh sizlarga ergashuvchimiz. Mana shu duoni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir marta ikki marta qilmasdi. Qachon Oyisha onamiz roziyallohu anha bilan birga bo'ladigan kech bo'lsa, mana shu kechaning 3-chi qismida, oxirgi qismida albatta Baqiy qabristoniga chiqib, ularning haqlariga duo qilardi. Yana mayitlarga qilingan duoning eng yaxshisi bu mana shu mayitning o'zini ahlidan bo'lgan kishilarning duosi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Agar inson vafot etsa, uni hamma amallari uziladi. Hamma savobli amallari to'xtaydi. Faqatgina 3ta amalidan savob doimiy suratda borib turadi. Illa min sadaqatin jariyatin. Joriy sadaqa. Agar bir davlatman odam bo'lib, odamlarga ummatga foydasi tegadigan xayr ihsoni qilib ketgan bo'lsa, shu qilgan ihsonidan doimiy musulmonlar foydalanib turgan bo'lsa, shu qilgan ihsonidan savob olib turadi. Aw ilmun yuntafa'u bihi. Yoki odamlar foydalanib turgan ilm qoldirib ketgan bo'lsa. Aw waladin solihin yad'u lahu. Yoki solih farzandi bo'lsa, o'zidan keyin. Shu o'tgan ota-onasini haqqiga duo qilgan bo'lsa, shundan savob olib turadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mayitlerge rahmet buluş için. Yani eğer şu mayitini karzı olsa, karzdarlarge hem, hakdarlarge hem rahmet buluş için, payvar bulması için karzını düştük ünderdi. Çünkü ölgen adamge rahmet buluş için karzını keçip koyan yakışı hakdardı. Ama kadir olsa keçip koyardı. Kadir bulmasa ki. Keçesen dese, ha hop keç dedin. Mayitga rahmat bo'ldi. Boyaga haqdorgachi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkala tomonga ham rahmat bo'lishini xohladi. Payg'ambarimiz aytganlar. Bu hadis Imom Termiziydan. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqda anhu. E'tibor beringlar, janozalarda mana agar odamlar bilan mabodo oldi berdi muomalalari bo'lsa, kim uni uzadi desa bir odam men deb aytadi. Va juda ham bir kam holatlarda haqdorlar kelib, meni paloncha haqqim bor deydi. Qo'y endi deb turib, nima qiladi? Kattadir, kichikdir qarzini, haqqini talab qilib kelmaydi. Bu noto'g'ri birodarlar. Payg'ambarimiz aytayaptilar, qarzi uzilmagunicha, qarzi uzilmagunicha mu'minning nafsi muallaq turadi. Nima sabab? Qarzi sabab. Shuning uchun qarzini bo'yniga olgan odam agar kimdir sizi bana şu akizde, otizde, onizde beni hakkım orada hujjat bilan kelsa, zudlik bilan, tezlik bilan uzishligi kerek. Birodarlar haqqi bo'lib turib borib talab qilmasa, qiyomatda bu haq shu haq egasidan talab qiladi. Meni so'ramagansan deydi. Yoki avf qilib kechib qo'ysin, Alloh uchun kechdim deb qo'ysin.
Ayrim holatlarda vafot etgan, qabrida yotgan mo'min, agar buni qarzi qolib o'lib ketgan bo'lsa, qarzini uzishlikka qodir bo'linmaydigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini hisobini uzib beradi. Mana bir hadis o'qiymiz, juda ham bir ajib. Bir odamni qarzini bo'yningizga olgandan keyin haqlari ham sizni haqqingiz bo'ladi. Men qarzini to'ladimmi, demak haqqi meniki bo'lishi kerak deyiladi. Payg'ambarimizning hadisiga quloq tutamiz. İmam Buhari ve Müslim'den bu hadis. Kala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ana avla bil mu'minine min anfusihi. Men mu'minlerge ularını özlerinden göre haklıyrak man. Men ularge özlerinden göre haklıyrak bulaman. Kim vafat etse ve onu karzı bar bosa ana şu karzına adakılış menge vacib. Kaysi mu'min ötken bosa uzalmasdan ötüp etken bosa qarzini ado qiladigan odamlar bo'lmaydigan bo'lsa, bu odamni qarzini uzish menga vojib deyapti payg'ambarimiz. Bu rahmatni ko'ring. Davomini eshiting. Va man taraka malan fa huwa li warasatihi. Ammo kim vafot etgan bo'lsa-yu, mol qoldirib ketgan bo'lsa, bu mol uning varislariniki. Tushunaligi? O'lib ketgan odamdan qarz qolgan bo'lsa, men uzaman. Agar o'lib ketgan odamdan pul qolsa bola chaqasiniki. Aytinglar-chi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni ustimizda haqqi katta ekanmi? Ar-rasul avlad bil mu'minina min anfusihi. Mu'minlarni ustida payg'ambarda haqqi ko'proq, mu'minni o'zidagi haqqidan ko'ra. O'lib ketgan otalarini qarzini uzolmayotgan farzandlar bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning yonida turardi. Ularga ko'mak ko'rsatardi. Mana mashhur qissa. Jabr ibn Abdullohdan rivoyat qilinadi. U kishining otasi Abdulloh ibn Harom Uhudda shahid bo'ldi. Qizlari ko'p edi, kichkina qizlari, bir dona o'g'li bo'ladi. Qarzlari ham ko'p qolgan edi. Jabr ibn Abdullohga qarzni uzishlik qoldi. Haqdorlar kelib talab qilishganida uzishlikka yetarli mablag'i yo'q, Rasulullohga kelib holatini shikoyat qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi haqdorlarni chaqirib, shahid birodarlarni qarzidan kechib qo'yilardi. Lekin ular ko'nishmadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabir ibn Abdullohni ozgina xurmosini olib kelib, o'zini qo'li bilan solib, ozgina xurmoga barakat kirgizib, haqdorlarga hammasini haqlarini ado qilib berdi. O'tib ketgan kishiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatgan rahmatini ko'ringki, hozirgi kunda odamlar o'tib ketganlar emas. Tiriklarga ham rahmat ko'rsatmay qo'ygan. Qalblar qatib ketgan, rahim shafqat degan sifat ko'tarilib ketgan. Shu gapni men qaytaraman. 17 darsdan beri Qur'ondagi bitta kalimani tafsirini ko'ryapmiz. Nima degan kalima edi bu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin oyatidagi rahmat degan kalima. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotini bitta so'z bilan agar ta'riflash kerak bo'lsa, bu so'z rahmat degan so'z bo'ladi. Kattaga ham, kichikka ham, erkakka, tirikka ham, hatto qabrda yotgan kishilarga ham payg'ambarimizning rahmati yetyapti birodarlar. Endi Qur'ondagi bitta rahmatni tushunishimiz uchun birodarlar, yana bir 15 juma gapirsak, bir 30 dan o'tib qolar ekan juma. 30 darsdan ortiq bitta rahmat degan kalimani oxiriga yetkaza olmayapmiz. Endi Qur'onda qancha minglagan, yuz minglagan kalimalar bor. Ularning ma'nosini tushunishimiz uchun qancha vaqt kerak? Mana shu narsa ham Qur'onning mo'jiza ekanligini bitta dalil bo'ladi siz bilan biz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yana bir ajib bir o'rinda mayitlarga bo'lgan rahmati ko'zga ko'rindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki qabrni oldi o'tib qoldilar. Mashhur hadis. Buxoriy va Muslimda. Rasululloh ikki qabrni oldidan o'tib ketarkan to'xtab shunday dedilar. Innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir. Amma ahaduhuma fa kana la yastati' min al-bawl wa amma al-akhar fa kana yamshi bin namimati. Payg'ambarimiz aytdilar, mana bu ikkita qabrda yotganlar azoblanishyapti. Lekin unaqa katta gunoh sababli azoblanayotgani yo'q. Ulardan biri siydigidan, bavuldan ehtiyot bo'lmasdi. İkincisi, namima bilan yurardi. Gap tashib yurardi dedi.
Yani ko'ring, bu yerda katta emas deganda gunoh kabir emas. Lekin azobga sabab bo'ldimi, nima farqi bor u kattami kichikmi? Qilgan fe'liga yarasha jazosini olyapti deb o'tib ketilsa, ma'qul bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir xil navdani olib, ikkiga sindirib bo'lib, ikkala qabrning ustiga sanchib qo'ydi. Sahobalar: "Ya Rasululloh, nimaga bunday qildingiz?" Payg'ambarimiz aytdilar: "Shoyat mana shu ikki navda qurigunicha ularga beriladigan azob yengillatilsa." Payg'ambarimizning rahmati, birodarlar, qarang, faqat itoatkor, taqvoli, gunohlardan o'zini ehtiyot qilgan kishilarga yetmayapti. Bittasi doim bavlidan ehtiyot olmasin, bittasi gap tashib yurardi doim. Mana shunday osiylarga ham payg'ambarimiz nima ko'rsatdi? Rahmat ko'rsatdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo biz sizni olamlarga rahmat qilib yubordik deganda naqadar haq ekanligini yana bir marta guvoh bo'lamiz. Bu bobning 3-chi fasli Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiyomat kunida musulmonlarga ko'rsatadigan rahmati. Rahmat davom etadi birodarlar. Musulmonlar tirik davrida Rasululloh ularga rahmatlik, vafot etayotganda, o'lim to'shagida yotayotganda rahmatlik, qabrlarida turganlarida ularga rahmatlik, endi qiyomat kunidachi rahmat davom etadi birodarlar. Qabrdan keyingi marhalada, bosqichda nima bor? Yana rahmat bor. Bu qiyomat kuni ko'rsatiladigan rahmat. Qiyomat kunidan payg'ambarimizning ummatiga bo'lgan rahmat. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi. Qiyomat shunday kunki, u kunda kishi o'zini aka ukasidan va ummihi va abi onasidan otasidan va sohibatihi va bani ayoli va farzandlardan qochadigan kun. Hech kim bu kunda birovni tashvishini qilmaydi. Hamma o'zini jonini o'ylaydi. Hattoki payg'ambarlar o'zini jonini o'ylaydi birodarlar. Hatto payg'ambarlar faqat Muhammad alayhisalom ummatim deydi birodarlar. Mana shunday bir mashaqqatli kunga insonlar tayyorgarlik ko'rishligi kerak. Chunki bu kunda eng katta rahmatga muhtoj bo'linadi. Eng katta rahmatga mana shu kunda muhtoj bo'lamiz birodarlar. Dunyoda bizga rahim shafqat ko'rsatilmasa bir balo qilib kunimiz o'tadi. Qarzimizdan uzilar, dardimizdan o'lib qutularmiz dunyoda. Ammo qiyomat kunida agar bizga rahmat yetmasa, holimiz voy. Orzuqna shafa'atahu yawmal qiyomat kunida Parvardigor u zotning shafoatini bizlarga nasib etgan. Payg'ambarimizni nazarida qiyomat kuni uzoq emas edi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Bu istu ana va sa'a kahatay", Buxoriy va Muslimda. Men dedi payg'ambarimiz va qiyomat soati mana shunday holda men yuborildim dedi. Va ikki barmoqni ko'rsatgich va o'rta barmoqlarini payg'ambarimiz bir-biriga yopishtirdi. Meni kelishligim qiyomatning yaqinligini alomati dedi. Bizga uzoqqa o'xshab ko'rinadi-yu. Men endi 20 yildim dedi. Men endi 30 yildim dedi. Ayen yanvar bo'pti dedi vallar. Bu pasa mart bo'ldi. Roza keptimi dedi, mana tugadi birodarlar. Ertaga inshaalloh Alloh o'ldirmasa Qurbon hayitini bilalash o'qiymiz. Yana bir pasa Ramazon keladi. Uzoq emas qiyomat kuni, uzoq emas. Bu kun albatta keladi. Shubha yo'q, bundan qochishlikni chorasi yo'q. Shu kunni kelishligini siz bilan bizga xabarini berib, tayyorgarlik ko'ringlar deyotganligi payg'ambarimiz nimasida? 90-yil yig'atamiz yana. Pul almashgan payt bo'lgan, eslaysizlar, hali 50 so'mlik bilan 100 so'mlik almashgan. Bankda ishlaysiz, birinchi xabar sizga keldi. Shu keyingi odam bo'lar ekan. Birinchi sizga keldi. Birinchi kimga aytasiz bu xabarni? Yomon ko'rganingizga aytasizmi? Indamaysiz. Eng yaqin odamingizga aytasiz va bu rahmat bo'ladi siz tomoningizdan. Ey, men pulingni almashtirib ol, kuyib ketar ekan, almashib ketar ekan desa, boyagi odamga qanaqa katta yaxshilik qilganingizni boshqalar puliga kuygandek deb biladi.
Birodarlar qiyomat kuni kelishini aytganligi va bizga shunga tayyorgarlik ko'ringlar, jiddiy bo'linglar deganligi bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganligidan. Hali bu yerda shafoat turibdi, xotirjam bo'laylik. To'g'rimi shu gapim? Xotirjam bo'laylikmi? Mana hozir ko'rib chiqamiz shuni, xotirjam bo'lish kerakmi yoki bo'lish kerak emasmi? Bir kishi kelib, ya Rasululloh, matas-sa'a? Qiyomat qachon bo'ladi? Rasululloh aytdilar, "Va mada a'adatta laha?" Nima tayyorgarliging bor ekan? Nima tayyorlading dedi. Haligi odam aytdi, "Ya Rasululloh, hech narsa tayyorlaganim yo'q" dedi. "Lekin Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman men." Men payg'ambarimiz bergan bu bashoratini eshitganingizda haqiqatan qalbingizga bir umid kiradi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Anta ma'man ahbabta." Sen uch kunda o'zing yaxshi ko'rganlar bilan birga bo'lasan. Muborak bo'lsin bu bashorat, birodarlar. Biz kimni yaxshi ko'ramiz? G'arblik aktyorlarni yaxshi ko'ramizmi? Ha, ukalar, sportchilarni yaxshi ko'ramizmi? Yaxshi ko'ramiz. Futbolchilarimizda kimlarning surati bor? Telefonlarimizda kimlarning surati to'lib yotibdi? Nimalardan to'ldirib olganmiz bu kallalarimizni? Kimni yaxshi ko'ryapsizlar? Tushunaligan? Sen yaptı Peygamberimiz, kıyamatta özün yaşı görgenler bile birge bulasan. Allah sağlasın onlar bile birge buluşundu buradalar. Bana hiç neyse tayarlamayken adam gibi Peygamberimiz kendine rahmet görseti yaptı. Sen kim yaşı görsen? Allah ve Resulü'nü ama kıyamatta Resulü bile bulasan diyordu. Hani kursan buladı bu adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük başarılardan bittesi şuydu. Biz kimi yaxshi ko'rsak, shular bilan birga bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbi bu ummatni ana shu qiyomat kunida bo'ladigan holati bilan mashg'ul edi. Mana shu narsa haqida qayg'uradi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana shu kunni tashvishi bo'lganligidan, ana shu kunni qayg'usi bo'lganligidan Rasululloh o'zini ijobat bo'ladigan duosini qiyomat kuniga olib qo'ydi. Mana bitta bashorat birodarlar siz bilan bizga. Bu hadis İmam Buhari ve Müslim'den. Peygamberimiz aytadılar. İnne li kulli nabiyyin da'vatan mustajabatan. Albatta her bir peygamberning icabat bo'ladigan bir duası bo'lgan. Bitti. Başka duaları hem icabat, lekin bir duası bo'lgan ki aniq icabat bo'lgan. Ve peygamberlerinin hammasi birodarlar ana şu dualarını mana şu dünyada işletip qo'yishgan. Rabbi la tadar alal ardi minel kafirina dayyara. Kimi duasıydı bu? Nuh Aleyhisselam parvati gör. Yeryüzde branta kafirde kalmadı, dua kıldı. Duası icabat bu oldu. Su bastı, yeryüzde branta kafir kalmadı. Fakat kemede Nuh Aleyhisselam ki iman keltirip çıkanlar yine aman kaldı. İcabat bu oldu mu? İcabat bu oldu. Peygamberimiz ayetti, meniyem şuna bir de duayım var. Qarin, qancha qiynlandi, qancha mashaqqat chekdi. Eslanglar, sirat darslarini. Toifga borib, toshbo'ron bo'lib, xorlanib qaytib kelgan paytda ham ishlatmadi shu duosini. 10 yil Makkada aziyat, Makkada da'vat qilishida to'sib qo'shganida Toifga majbur chiqdi payg'ambarimiz. Toshbo'ron bo'lib qaytib keldi rahmatan lil alamin. Mana shunday bir alamzada bo'lib turgan paytda Jibril alayhisalom keldi payg'ambarimizga. "Ey Muhammad, Alloh sizga salom aytdi va men bilan tog' farishtalari keldi." Buyuring dedi. İkkita tog' orasiga aralashtirib tashlaymiz bu shaharni dedi. Kofirlarga yana rahmat ko'rsatdi birodarlar. Shu yerda ham shu duosini ishlatgani yo'q. Kim o'yladi? Kim o'yladi? Siz bilan biz o'yladi. Dunyoyimiz o'yladimi? Yo'q. Abadiy yashaydigan oxiratni o'yladi. Biz o'ylaymizmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunchalik? Albatta men qiyomat kuniga ummatimga shafoat sifatida ana shu duoni asrab qo'ydim. Bas u nima u? Shafoat ana shu duo mening ummatimdan Allohga biron narsani sherik qilmay vafot etgan kimsaga albatta yetkazuvchidir. Muborak bo'lsin birodarlar. U yerda kim yaxshi ko'rsa o'sha bilan birga bo'lasan deyapti bitta bashorat. Bu yerda shirk keltirmay o'tsanglar meni shafoatim albatta senga shu duoim yetadi. Bashoratmi bu? Rahmat mı bu? Ateş şuna rahmet göstereyim sizge.
Özümü canım, özümü canım, özümü canım deydi otamızdan, anamızdan, balamızdan, hatunumuz, akülkemizden. Canımız kim ara kiradı? Endi kimdir oylaşı mümkün? Ha, endi bu Peygamberimizin bu duası fakat takvadır, ibadetteki bir zor, zahid bugün Müslümanlar getirdi. Günahkar, masiyetkarlar yetmeydi. Günahkar, hatakarlar değişim mümkün. Bu natura. Bu natura. Aynı bana şu günahkarlar getirdi bu şefaat. Peygamberimiz etkenler. İmam-ı Tirmizi ve Abu Davud'dan. Şefaati li ahlil kebairi min ummeti. Mening shafoatim ummatimning ahli kaboirlariga, gunoh kabiralarni qilganlariga yetadi mening shafoatim. Unda qo'rqmasdan katta gunohni qilsa bo'lar ekanda. Ammo odamiki bu shafoat kaboirlar, katta gunoh qilganlarga bo'lsa degan xulosaga borib qolmaydi akalar. Bu ruxsat emas bu. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta bana şunu diye bir günahlıkta batken kişilerde hem rahim şefkatı bor ekenliğini körsatışı şu ayetlerinde bu hadis. Beymal akıllarlar da gelemez. Allah'a sağlasın. Şefaat bor ekenliğinde durup zina akıl ekenizde. Acal kese iman hak etti. Uğurlu akıl ekenizde, katıllı akıl ekenizde iman çıkıp dururken payeti bu iman çıkıp durdu bu payette. Şu payette ölüp kalsayız ne mi buladı? Şunallıkta bu hadis günah kılıçlıkça ruhsatmaz. Peygamberimizi rahmetini körsatçılık için aitlendi bu hadis. Elbette ana şu kebireler, kıyanlar bu şefaatki yetedi. Ama buradalar şüngereşe azap tartadı. Bu kıyan günahları bir ceza kamiydi. Allah-u Teala özü hala gençeli vakt cehennemge sorup azablaydı bulardı. O bir gününü, bir saniyesini hem havas kılıç gereğmez, arzu kılıç gereğmez o günahlardır, cezasını. Çünkü cehenneme azabı şimdi bir azab ki, dünyadaki hemen görgen huzur halavatını bir lahzede isten çıkar gizli olarak. İmam Müslim'den getirilen hadis, Peygamberimiz dediler, يُؤْتَ بِأَنْعَمِ اَحْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَحْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سِبْغَةً Kıyamet günü de dozak ahliden bugün. Dünya hayatında nimetler ki kömülgen bir bende hap gelinedi. Dünyada zor yaşayan, lakin dozak. O cehennemde bir çöktürüp alınadı. Bir salıp çıkarılırdı. Sonra onge aitilinedi. Ey adam balası, buran yakşılık görgen mi sen? Seni üstünde buran bir nimet ötgen mi? Ming yil yashagan ehtimol odamlar ming yillab yashagan avvalgi davrlarda birodarlar 500 yillab yashagan. Ming yil 500 yil zo'r hayot kechirgan odamni bir marta jahannamga solib chiqarilganda hayotingda bir yaxshi kun o'tganmi deyiladi. Azobni qattiqligidan o kunlar esdan chiqadida yo'q. Allohga qasam ey Rob, bir kun ham yaxshi kun ko'rmaganman deydi. Va yu'ta li ashaddi nasi ru'san fi dunya min ahli al-janna. So'ngra cennet ahlından bulgen, dünya hayatı da nihayet bir ağır hayat geçirgen, kembeğal bulgen, kesal bulgen, beçara bulgen, bana şu bendeye makkelenmedi. Lekin cennet ilerdi. Onu cennetke bir salıp alamadı. Sonra onge, ey adam burası, buran bir meşakkat görgen mi sen? Senin üstünde buran bir kıyınçilik ötgen mi? Bu bende aytardı, yok. Allah'a kasem ey Rab, buran kıyınçilik körme gelmeyi. Demek günah kabirlerini kıyıkkenler tiyilsin, tiyilsin. Hatta bana şimdi bir masiyetke batken kişiler hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati ve rahmeti yedirdi. Katta hadis, başlar koyamızdayken inşallah keyingi cümleye devam edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıyamet günü Kürsat adıgın rahmetinin en yakın görünüşü bu Allah Teala'dan kıyametinin hesap kitabı başlanışlığı için dua kılıp şefaat kılıçlığı adamlar. Bu hadis İmam Buhari ve Müslüm'den getirdiler. Peygamberimize dediler. Ana seyyidun nasi yevmel kıyama yecma'u Allahul evveline vel ahirine fi sa'idin vahidin.
Men dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü de adamlarının seyyidim. Allah da Allah adamlarına avvalgi ve ahirgisini bir cayda cemleydi. Farz kılıyorlar. Kança adam bolası dünyaya keken bulsa, hamasi bir vakitte, bir cayda, bir meydanda kimsiz halatta duradı. Hama, insu, cin. Ularını eşluğu eşlerdi. Körü uçu köredi. Kuyaş ularına yakınlaşadı. Adamlar özleri takat kıl olmayan, kötere olmayan gam, mihnet ve meşakkat yakaladılar. Hala hesap, hala azab başlangani yok buradalar. Hala hesap kitabdan başlangani yok. Kütüşlik şünçelik azab olup getirdi. Kuyaş apke koyulingen üstüge. Adamlardan çıkan terleri özlerini çöktürüp duradı. Fayaqulu ba'dun nasili ba'di. Adamlarda ayrımları ayrımları yetişedi. Sizlerge yetken narsanı görmeyemsiler mi? Ahvalilerini görmeyemsiler mi? Sizlerine Rabbiniz aldı da özünün şefaatine aladigen insanını istemiyorsiler mi? Bu cennetki kilit var işini yiyemez yani kaytara ötemem. Hesap kitap başlansın turu olamaz mı? Degen gam turup da adamlarda. Adamlar birbirlerine yetişedi. Aleykum bi adam. Adam ne oldu ki balıyorlar? Bunlar Adam Aleyhisselam'ın yolu gibi varıp, siz başariyetinin otası, Allah sizinle öz kolu bulan yarattı, sizge özünün ruhudan kirgizdi, malakelerge büyürüdü, onlar sizge secde kıldı, bizi ahvalımızı körmeye yapsın mı? Bizge yetken meşakkatini körmeye yapsın mı? Rabbiniz aldı da bizine şahit. Sizinle Allah şakir ben dedim namlaken, Rabbiniz ne aldı da bizine şefaat kılayım, bizi ahvalımızı körmeye yapsın mı? Nuh Aleyhisselam'a itadı. Albatta Rabbim bugün şundayı gazablandı ki, bundan avval ham, bundan keyin ham bundayı gazablanmakken. Beni bir duayım bu arada. Men onu kavmimni, menden başkanı aldığı barıylar, İbrahim'ni aldığı barıylar. Adamlar İbrahim Aleyhisselam'ın aldığı barışır. Ente nebiyullahi ve haliluhu bin ahlil avd. Ey İbrahim, siz Allah'ını nebisi, onun yer ahlından bulgen halilisiz. Biz ne şafaat izgi amisi mi deydi? Kareler, o ulul azim minar rusul. En büyük peygamberlerde olge var yaptı bunlar. İbrahim Aleyhisselam aytadı. Men üç ümmette yalan yapırken ben. Özümme canım, özümme canım, özümme canım. Ne diler ki? Bir ortası hemen şafaat kalamandı yaptı mı? Sizler menden başkanı aldığı barıylar, Musa'nı aldığı barıylar dedi. Adamlar Musa Aleyhisselam'ın aldığı barışar. Onge, ey Musa, siz Allah'ın Resulüsüz, Allah sizinle risalatı bilen ve kelamı bilen adamlardan afzal kıldı, Rabbiniz aldı da bizden şefaat kılın dedi. Feyekulu inne Rabbi kad gadibel yevme gadiben lem yegzab kablehu misleh. Rabbim bugün şunday gazablandı ki, bundan avval ham hiç kaçan gazablanmagan, bundan keyin ham bunday gazablanmaydı. Men katıl kılışım kereyip olmagan adamı katıl kıyam ben. Özümme canım, özümme canım, özümme canım. Sizler İsa'nı aldı yalaylar. Adamlar İsa Aleyhisselam'ı aldı yekeledi. Ular, ey İsa, siz Allah'ın Resulüsüz, Meryem'e bergen kelimesi, ondan bulgen ruhsuz. Bizni şefaat kılmışsın Allah'a da aldı da. Ular aytadı, İsa Aleyhisselam aytadı. Bırar bir günah ne zikir kılmıydı. Günah yine yine etmeydi. Lekin özüm mü nefsim, özüm mü nefsim, özüm mü nefsim. Menden başka ne oldu ya barıylar? Muhammed ne oldu ya barıylar? Ve bana şu şefaat kıdırı yürüyen kişiler Muhammed Aleyhisselam'ın aldığı gelip siz Allah'ın Resulü, Hatemül Enbiyasız. Allah sizin evveli yükeyengi günahlarınızı keçirgen Rabbiniz aldı da bizden şefaat kılın. Bizden halımızı görmeye yapsın mı deydi. Peygamberimiz etediler. فَاَمْتَلِقُوا فَاَتِي تَحْتَ الْعَرْشِ Min arşının astıge barama. Rabbim Azze ve Celle'ye secde kıyken halde yıkılama. Ve bu tarihteki en büyük secde buladı. Şu vakitte Allah da Allah menge
Menden avval hiç kimge açmagan en güzel, maktavge layık husn-ı sıfatlarını açadı. Peygamberimiz uzak duradı secdede. Şunda ayetinin adı. Ya Muhammed, irfa rasek, sal tu'ta, işfa tuşaffa. Sonra ayetinin adı. Ey Muhammed, başın yengizini kötarayım. Sorayım. Sonra geliniz veriladı. Şefaat kılayım. Kabul kılınadı. Bu ulul azmine Resul bo'lgan peygamberler kıla olmagan şefaatini Resulullah kıladı. Şimdi peygamberimiz ne deydi? Fe'akul ümmeti ya Rab, ümmeti ya Rab, ümmeti ya Rab. Ey Rabbim ümmetim, ey Rabbim ümmetim, ey Rabbim ümmetim deydi. Allah Teala tamamen de davet eder. Ey Muhammed, cennet eşiklerinin 10 eşikiden ümmetinizden hesap kılın midiyenini kirgizin. 70 binte, Peygamberimizin ümmetinden 70 binte kişi cennetinin 10 tomanı degeşi giden hesap kitapsız kiredi. Şimdi koyanları, şu 70 binden koyanları, başka eşiklerde başka ümmetler bulan şerik buluşardı. Peygamberimiz dediler, canım kolada bulgen zatki kasan ki cennetinin eşiklerini yine Mekke ve Himyar aralıkça. Ya ki Mekke ve Busra aralıkça dediler. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bana şu şefaati hemimiz gibi radarlar kerek. Hemimiz muhtacımız. Bana şu şefaatsiz bulan bizge hak buluşu için o zat sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti geri geçtiğimiz kerek olalı. Akulu kavli hada ve astagfirullahi ve lekum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.